Ardeşen. Rivayet fırtına deresi. Yüzyıllar boyu akmış, bundan sonra da akar. Yavuz Selim geçerken dereye şöyle bir bakar. Der ki, dere yonga taşıyor, buralar ıssız değil. Buranın Ardeşen'dir, buralar sessiz değil. Böylece isim almış bu şirinlik beldesi. Mavi, yeşil hakim renk, bir de beyaz eldesi. Kısacası arkası şen, önü şen, her yanı şen. Şen mi şen? İsmiyle çok yaşayasın bizim güzel Ardeşen. Tarihimiz. Uzun yıllar Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi altında kalan Ardeşen, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Rum Pontus İmparatorluğu'nu yıkınca Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçenin Ardeşen adını alması bir rivayete göre şöyledir. Trabzon Sancakbeyi Yavuz Sultan Selim sahil boyu bölgeden geçerken fırtına deresinde ağaç parçalarını görüyor. Bölge tamamen boş, bataklık ve çalılıktır. Çevresindekiler bölgede kimsenin yaşamadığını söylediğinde Yavuz Sultan Selim deredeki ağaç parçalarını göstererek bu belde tenha değil, bakın dere yonga taşıyor, bu yörenin Ardeşen'dir diyerek yüksek kesimlerde yerleşim birimleri olduğunu ifade eder. Ardeşen sözcüğü de zamanla halk diline Ardeşen olarak yerleşir. Ardeşen 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiş, 1918 yılında ise kurtulmuştur. 1 Mart 1953 tarihinde de ilçe olmuştur. Rize ilinin en büyük ilçesi olan Ardeşen, 743 kilometrekare alanı, 10 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahiptir. Bir beldesi, 38 köyü ve ilçe merkezindeki 21 mahallesinde toplam 40 bini aşkın insan yaşamaktadır. Bir yüksekokul, 8 orta öğretim, 12 ilk öğretim, 2 anaokul olmak üzere toplam 23 eğitim kurumunda 8500 öğrenci öğrenim görmektedir. Fırtına Vadisi. Bütün ihtişamıyla vadi sanki Kur'an'da tarif edilen, anlatılan bir cennet. Yeşilliğin, mavinin, rengin her tonunun su ve gökyüzüyle yaptıkları dans. Dağların göz ucuyla seyre daldığı, hafiften göz kırptığı, bulutların araya girmek için can attığı fırtına vadisi, ben de varım, ben de varım diyen yağmur ve çisenin sesiyle kayalara çarparak ilerleyen suyun sesi yankılanıyor bu vadide. Bu doğallığın, bu güzelliğin, bu paha biçilemez değerin hangisini tercih edebilirsiniz ki? Fırtına Vadisi'nde Rabbim. Suyun göbeğindeki özgürlük. Bütün güç ve duygunun mantık ve akılla dengede kalmaya çalıştığı o an. Zamana karşı kürek çekmek, gücünü doğaya üstün kılmak ve hemen yanı başındaki cennetimsi doğayı seyre dalmak. Ne gelecek rüzgarı düşünmek, ne de doğanın zor şartlarını. Sadece özgürlüğe, mutluluğa kanat çırpmak. Ve de o an karşındaki tek düşman olan zamana karşı savaşmak. Trekking. Kısaca doğa yürüyüşü anlamına gelen trekking,
Ardeşen'de, Fırtına, Durak ve Tunca Vadisi'nde, dağlarında, köylerinde, yaylalarında yapılabilen spor. Trekking yaparken yağmuru, güneşi, bulutu, rüzgarı ve sisin en güzelini bir gün içinde görebilir, o eşsiz doğayı fark edebilirsiniz. Yürüyüşünüzde hiç terlemediğinizi hissedecek ama yol boyunca göreceğiniz pınarlardan kana kana su içmeden geçemeyeceksiniz. Ve o zaman sağlıklı olmanın, yaşamının keyfini süreceksiniz. Bakmaya bile kıyamadığımız derelerimiz, Fırtına, Durak, Tunca, Işıklı dereleri. Unutturulmaya çalışılan ama unutulmayacak en lezzetli, zeki, canlı balığımızın, kırmızı pullu alabalığın mekanları. Her mevsim akan, aktıkça temizleyen, zaman zaman şiddetini de anlayamadığımız kadar büyüyen derelerimiz. Ne olur bu dereleri asıl sahibi olan bizlere bırakın diye adeta yalvaran balığımızın mekanlarını onlara bırakalım mı? Ne dersiniz? Ve biz insanların olmazsa olmazı suları ne kadar daha kirleteceğiz? Cevaplayabilir miyiz? Eski evlerimiz, tarihe ve günümüze tanıklık eden o mekanlar, kim bilir hangi sevginin, aşkın ve nefretin şahidi olmuş o taş duvarlar. Sırlarını yıkılsalar da vermeyen o azametli evler. Yorgun, bitik, biçimsiz, yalnız ama bir o kadar da eğilip bükülmeyen gururlu, vakur masum evler. El emeği, göz nuru halı gibi nakış nakış dokunan nazlı evler. Taş köprülerimiz, kim bilir, kim bilebilir ki kimlere köprü olduğunu. Zamanında kimileri vuslata ermiş sayesinde, bazılarını sılaya kavuşturmuş, kimilerini de sevdiğinin elinden alıp gurbete yollamış o köprüler. Bütün bunlara tanıklık eder mi, çekimser mi kalır bilinmez. Ama bilinen, hiç şikayet etmemiş hırçın sulardan, ayağını kaplayan yosundan, hiç mi hiç dargın ayrılmamış. Zamana karşı da hep dik kalmış o köprüler. Kaderine razı bir şekilde. Eski camilerimiz, insanın çok zorlandığı, çıkış yolu aradığı o zor anında sığındığı mistik, kutsal mekanlar. Tarihten gelen kültürümüzü yansıtan her türlü ağaç ve taş sanatının en üst seviyede sergilendiği eski camilerimiz. Yaylalarımız ve merzelerimiz. Karadeniz insanının, özellikle biz Lazların en çok duymak istedikleri sihirli kelime yayla. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, saflığın, komşuluğun tavan yaptığı, büyükle küçüğün, hayvanla insanın, doğayla canlıların en çok beraber olduğu yayla ve göç zamanları. Hey gidi günler, selam olsun o günlere diyen Hasan dayının naif, dokunaklı, kadife sesi hangimizin kulağında yankılanmıyor ki? Helesa yelesa sesleriyle Ardeşen insanının o cefakar, vefakar kadınlarımızın bahar gelince yüzlerine akseden o tarifsiz neşesi ve anında gözlerinde parlayan ahengi. Hangimiz, ama hangimiz tam anladık ki? Helesa yelesa. Göllerimiz, dağın ve suyun gökyüzüyle vuslata erdiği noktadaki buzul göllerimiz. Kara, kapkara, bakınca içine alacakmış gibi korkutan göller de var. Yemyeşil, masmavi olan göllerde. Su kaynağımız, hayata bağlayan atar damarımız, suyun kalbi göllerimiz. Yanı başında sarı papatyayı, dağ çiçeğini, kısaca renk cümbüşünü saklayan harikulade bitki örtüsüne komşu olan göllerimiz.
kırmızı pullu alabalık. Akıllı, çevik, kıvrak kırmızı pullu balığımız. Yok etmeye çalıştığımız ama başaramadığımız muhteşem yaratık. Çocukluğumuzun simgesi balık. Her zaman yalnız ama kimseye boyun eğmeyen, dik duran varlık. Atmacacılık. Bir tutku, bir ihtiras, bir aşk, ayrı bir merak atmacacılık. Yapmayanların anlayamadığı, anlayamayacağı o sevgi yumağı, göz bebeği atmacacılık. Varoluş sebebi, yaşama azminin simgesi, imkansızın gerçek olmadığının ispatı. Avcının atmaca gözlerine bakışında o estetik, otorite, merhamet, acziyet, hükmetme görüntüsü vardır. Ama saygısını asla kaybetmeyecek kadar asildir o bakış. Kısaca hayata bakış açısıdır avcının. Tarif edilemeyen, ancak ve ancak yaşanan. Dağların, vadilerin, tepelerin, ağaçların, ormanların, çiçeklerin, kısacası coğrafyamızın en özel karışımı bal. Kestane balı, çiçek balı, yayla balı, organik bal çeşitleri. Saf ve temiz şifa kaynaklarımız. Var olduğumuzdan bu tarafa, soframızdan hiç eksik etmediğimiz balımız. Dağların, vadilerin, tepelerin, ağaçların, ormanların, çiçeklerin, kısacası coğrafyamızın en özel karışımı bal. Kestane balı, çiçek balı, yayla balı, organik bal çeşitleri. Saf ve temiz şifa kaynaklarımız. Var olduğumuzdan bu tarafa, soframızdan hiç eksik etmediğimiz balımız. Kivi, Ardeşen kivisi. Tadını alanın bir daha yemek zorunda kaldığı Ardeşen kivisi. Son yılların en sevimli, sevimli olduğu kadar da faydalı meyvesi kivi. Doğallığın, yeşilliğin, sadeliğin temsilcisi kivi. İnsana olgunlaşmasını bekletirken sabretmeyi de öğreten kivi. Mısırı, likapası, rokası, ısırgan otu, yayla soğanı, turunçgilleriyle sayılamayacak kadar çeşitli bitki örtüsü, lahana ezmesi, lapası, raz böreği, mincit havalaması, yoğurdu ve kaymağıyla yemek çeşitleri. Dağları, vadileri, gölleri, şelaleleri, ormanları, ağaçları, çiçekleri, suları, köyleri, yaylaları, mezraları, dereleri. Kısacası barındırdığı her şeyiyle yalan dünyanın cenneti Ardeşen. Deniz, dağ, gökyüzü silüetini görecek ve iyi ki gelmişim diyeceksiniz. Emin olun.